Ve uzandığı ilk telefonla fatihlerine emirler yağdıracak. Bu dinlemelerin tamamı yasal. Bir defa susmasını öğren. Sus, sayın seyirciler. Bugün 19 Ocak Pazartesi. Güzel bir hafta dileğiyle yeni bir gündem programımıza başlıyoruz. Evet, geçen hafta oldukça sıcak günler geçti. Biraz sonra o geçen haftayı konuşacağız çok değerli bir konuğumuzla. Ama bu hafta da gündemde çok önemli sorunlar var. Birincisi bugün Hrant Dink'in 8. ölüm yıl dönümü. İkincisi Türkiye tarihinde bir ilk demeyelim aslında, yasalarda olan bir şey ama Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu'na sarayda yahut da Beştepe'de yahut da külliyede başkanlık edecek. Nasıl derseniz deyin tabi adına. Üçüncüsü de mecliste 4 bakanla ilgili görüşmeler yapılacak. Sıcak bir hafta ama İzmir geçen haftayı da çok sıcak geçirdi. Bu geçen haftayı İzmir'de nasıl olduğunu konuşmak üzere Sayın Kemal Karataş bizlerle birlikte. Sayın Başkan hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Size de hafta başında başarılı yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, İzmir bugünlerde sıcak günler yaşıyor. Ama geçen hafta çok farklı oldu İzmir için. Gazetemizin manşetlerini aslında ben yine şöyle göstermek isterim. Evet, Cumartesi, Pazar gününün başlığı. Baykal'dan bahsediyor. Genel başkan gibi karşılandı diyor. Evet. Bu gerçekten ilk kez, eski bir genel başkan ilk kez böylesine bir, ne derler? Evet, sıcak böyle bir süresinde sıcak bir karşılama ilk kez oldu. Bugünkü manşetimizde Baykal CHP'nin genel başkanı var dedi diyor. Evet, genel başkan, eski genel başkan buradaydı ve Sayın Kemal Karataş adım adım onunla birlikteydi. Her adımında sabahtan akşama, gece yarısına. Evet, hep kol kolaydı. Evet, evet. Tabii zaten İzmir'de Sayın Baykal'dan söz edilince de ilk akla gelen isim de Kemal Karataş. Estağfurullah canım. Şimdi evet, siz de sözlerinize başladığınız gibi İzmir'de iklim olarak da geçen hafta çok soğuktu. Soğuktu. Bu hafta sıcak aslında. Siyasette ısınıyor. İzmir'de o bir hafta alışık olmayan İzmir'in soğuklarına da atlatarak sıcak bir havaya girdi. Hem siyaset ısındı, hem iklim ısındı. Evet, hava soğuktu ama siyaset ısıttı. Evet, ısıttı. Evet, Sayın Deniz Baykal bildiğiniz gibi aslında Foça Belediyesi'nin bir davetlisi olarak İzmir'e geldi. Sebebi de bildiğiniz gibi Kıbrıs eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla Foça Belediyesi'nin Yeni Foça'da kendisi için düzenlenen bir parkın ve büstünün, evet, açılış töreni dolayısıyla Deniz Baykal İzmir'e davet edildi ve Deniz Baykal da bu daveti kabul ederek geldi. Şimdi bu çok ilginçtir. Gerçekten Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın işte o bildiğiniz dönemlerde Kıbrıs'ta yaşaması yasaklı olan Makarios döneminde Türkiye'ye yurt dışına çıkmış ve belli bir müddet Rauf Denktaş Foça'da ikamet etmiş, mecburi sürgün hayatını orada yaşamış. İşte onun anısına vefa gösterilerek evini de gördük, oturduğu evi de gördük orada. Oğlu Serdar davet edilerek işte belli Kıbrıs'tan milletvekillerinin ve belediye başkanlarının gelmesiyle bir
kendi adına, Ralph Denktaş adına yapılan bir parkın ve büstünün açılış töreninde de Deniz Baykal bu daveti kabul ederek geldi ve 2,5-3 gün birlikte olduk. Tabii bu arada sadece bu değil, dolayısıyla da Cumhuriyet Halk Partisi, yani siyaseti de İzmir'de ısınmış oldu. Hem havalar ısındı, hem siyaset ısındı. Böyle bir şeyimiz oldu, böyle bir programımız oldu. Bugün de Sayın Genel Başkan'ı uğurladık ve oradan doğru sizin yayınınıza geldik. Evet, Sayın Genel Başkan'ı uğurladınız. Evet, Sayın Genel Başkan'ı uğurladık. Evet, bu aslında bu kelime üzerine biraz duracağız. Çünkü bu Sayın Genel Başkan lafı, Sayın Baykal CHP'nin Genel Başkanı var demişti. Ama Sayın Genel Başkan lafı herhalde birkaç yerde dillendirildi. Şimdi siz dillendirdiniz aynı şeyi. CHP'nin Genel Başkanı var. Ama CHP'nin Genel Başkanı varken Büyükşehir Başkanımız, ilçe diyorum, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı ve diğer birçok kişi tarafından Sayın Genel Başkan diye nitelendirildi. Şimdi bunu normal karşılıyor musunuz? Yani onu ben... Bu bir sebz ifadesi mi yoksa böyle ben... görüllerin ne yaptı? Onu siz nasıl yorumluyorsunuz ben bilmiyorum. Evet, gazeteler öyle başlık attılar. Doğru. Tabii Deniz Baykal'ın o temin açıkladığım nedenlerden dolayı Foça Belediyesi tarafından yapılan bir daveti kabul ederek İzmir'e gelirken tabii hatta ben programı yayınlamıştım. Evet. Sonra başka talepler oldu. İşte Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu, işte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından ayrılan Deniz Baykal'ın çeşitli zamanlarda da İzmir'e geldi ama ilk kez Büyükşehir Belediyesi Deniz Baykal'ı bir etkinliğine Büyükşehir Belediyesi evet. olarak davet etti. İlk kez oluyor yani Deniz Baykal'ın genel başkanlığından ayrılışından itibaren. İşte Buca'da Gediz Mahallesi'nde bir katı atık istasyonunun açılış törenine davet edince Deniz Baykal'ı Aziz Kocaoğlu programda değişiklik yaptık. Doğrudan havaalanından sonra da basın toplantısı yapıldı ve Deniz Baykal Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı o katı atık tesislerinin açılış törenine geldi. Orada tabii Aziz Kocaoğlu nezaket gösterdi, kibarlık gösterdi gerçekten. Vefa gösterdi ve defalarca kürsüde Genel Başkanım Deniz Baykal diye takdim etti. Sonra tabii programa bir değişiklik daha yapıldı. Karşıyaka Belediyesi kendisinin bir oda orkestrası binasının açılışı ve ilk konseriyle ilgili davet yaptı Deniz Baykal'a. Ona da katıldı. Orada da Sayın Deniz Baykal'a genel başkan diye hitap edilince gazeteler manşetlerine Deniz Baykal genel başkan ifadesini kullandılar. Şimdi o seyahat boyunca da bu söz sıkça söylendi. Diğer işte milletvekilleri, belediye başkanları kitaplarında kibarlık gösterdiler. Eski genel başkan diye kısalttılar herhalde cümleyi. Yani yoksa başka bir şey aramayın. Yani başka sıfatların şey önüne eski yazılırdı. Şimdi eskiyi kaldırmış arkadaşlar. Daha kısa. Doğrudan genel başkan demişler ama Deniz Baykal çok esprili birisi. Partinin genel başkanı var yani bana bunu söylemeyin diye o da bir kibarlık nezaket gösteriyor. Siz de nezaket gösteriyorsunuz da ama şimdi biz gazeteciyiz biraz bir şeyler aramak zorundayız. Siz gazeteciyle kurcalayacaksınız. Elbette ki şey, kurcalanan yerlerde muhakkak bir şeyler vardır. Yani bir şeyler değil tabii Deniz Baykal yani sıradan bir milletvekili değil yani ne bugün evet, için asla ne geçmişte ne bugün için ne de yarın hiç kimse sayamaz bunu. Sıradan evet. bir Antalya milletvekili olarak değerlendiremez. Bütün dünyanın tanıdığı ve gerçekten önder, lider, donanımlı, birikimli, müthiş bir yetenekli ve o şey pırıl pırıl zekasız, insan sevgisiyle, parti örgüt bağlılığıyla müthiş bir adam ve
bakın demin söylemeyi unuttum. Şey oldu yani Deniz Baykal İzmir'e geldiği zaman parti örgütlerinin durumlarını tabii şey soruyor, soruşturuyor ve nezaket gösteriyor. Bir genel başkan yapmış birisi düşünebiliyor musunuz? Bir ilçeden geçerken ilçeyi arayın diyor. Yani ilçe başkanının bilgisi olsun. İşte İzmir'e geldiğinde de daha yeni seçilmiş bir il başkanı Bedir Serdi hemen zaten daha önceden arayıp İzmir'e geleceğini ben bilgilendirmiştim. O da sağ olsun memnun olduğunu, mutlu olduğunu, karşılamaya geleceğini, genel başkanımı karşılamaya geleceğini diye bana bildirdi. Ve sonra ile davet etti. Ve Deniz Baykal o şeye rağmen ilde kendisini ziyaret etti, kutladı. Orada da Bedir Serter de genel başkanım olarak hitap etti. Yani bunlardan başka bir şey anlaşılmasın. Tabii gazeteciler bunun üstüne evet. gittiler. Deniz Baykal da o kibarlığıyla partinin genel başkanı vardı dedi. Şimdi hepsi doğru, hepsi güzel. Fakat şöyle bir düşünüyorum da yani şeyden Sayın Baykal'ın o ayrılışıyla ilgili zaten Deniz Baykal'ı seven de sevmeyen de hiç de güzel şeyler düşünmüyorum. Deniz Baykal'ın genel başkan ayrılmasıyla ilgili. Yani doğru olmadığını herkes söylüyor. Sevsen de sevmesen de bu siyasetçi. Arkasında soru işaretleri olduğunu herkes de biliyor. Hele hele bugünlerde çok daha açık görünmeye başladı bazı. Bugünlerde demeyeyim, birkaç zamandan beri genel başkanın ayrılmasıyla ilgili, Sayın Baykal'ın ayrılmasıyla ilgili soru işaretleri iyiden iyi ortaya çıkmaya başladı. Bu konuda kimsenin oh iyi oldu diyecek hali yok diyemez, demiyor da. Ben diğerini de duymadım kolay kolay. Ama şöyle bir bakıyorum, biraz geçmişe gidiyorum. Sayın Baykal İzmir'e gelirdi. Yani genel başkanlıktan sonra birisinin düğüne girdi, bir gece kalırdı giderdi. Böyle pek duyan olmazdı. Ya da ne bileyim bir toplantıya gelirdi. Toplantı olurdu, çeker giderdi. Fakat ilk kez yani yerel seçimlerden sonra girişlerinde birkaç kez geldi herhalde. Siz çok daha iyi biliyorsunuz. Ama ilk kez birçok yerden açılışlar için davetler geldi. İlk kez Sayın Baykal'a bu kadar teveccüh gösterildi. İlk kez aman genel başkanım bir yani daha önce girişlerinde neden kimse genel başkanım demedi de şimdi genel başkanım demeye başladı. Şimdi isteseniz de istemeseniz de kafamızda soru işaretleri var. Aklınızda hemen böyle bir çengel gibi takılıyor. Ama şimdi bu doğal değil mi? Yani bugüne kadar Sayın Baykal geliyordu mesela düğüne geldi bir akşam. Orada hiçbir düğünde kimse Sayın Genel Başkanım hoş geldin diyerekten böyle karşılama olmadı. Ya da ne bileyim özellikle partinin yönetim kademesindeki insanlar. Mesela İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Baykal kaç kez geldi geçti. Yani görmedi bile. Ama bu şimdi burada böylesine bir teveccüh. Mesela bir ilçe belediye başkanının Sayın Baykal'ı çağırması, oysa kimin adına yapılıyor? Bir Kıbrıs Cumhurbaşkanı, gerçekten tarihe geçmiş bir adam adına bir anıt açılıyor. Onun oğlu da gelir ki, oğlu da milletvekili, hala partinin başında. Böyle bir insan geliyor, partinin genel başkanı çağrılmıyor da Sayın Deniz Baykal çağrılıyor. Bu isteseniz de istemeseniz de kafamızda soru işaretini yaratıyor. Sayın Kılıçdaroğlu neden çağrılmaz? Çünkü anıtı açılan kişi sıradan bir kişi değil. Kaldı ki onun oğlu da bir partinin başında Kıbrıs'ta, o da burada. Yani bana biraz daha başka şeyler söylemeniz gerekiyor. Yani siz herkesin bir bakış açısı var tabii. Şimdi yani Sayın Deniz Baykal, işte demin söylediğim gibi sıradan bir milletvekili yapmadı. Doğru. Evet, değil. Partilerin tabii genel mevcut yasal, hukuki, tüzüksel bir genel başkanımız var. Yani Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi insanlar yıpranıyorlar. Bakın ister ilçe başkanı olun, ister evet. bir il başkanlığı yapmış olun, işte milletvekilliği yapın. O görevler süresince kim olursa ol insanlar yıpranıyor. Yani Amerika devlet başkanı Obama bile yıpranıyor. Yani hem de çok yıpranıyor. Yani yöneticiler yıpranır. Deniz Baykal da o temin söylediğiniz gibi yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı yapmış bir Deniz Baykal bile yıpranmıştır zamanında. O sizin temin söylediğiniz daha az ilgi, daha az şey. İşte belki genel başkanlıktan ayrıldıktan sonra partililer belki ona işte Sayın Genel Başkanım dememiştir. Ama herkes saygısı içerisinde hareket etmişler. Doğrudur ama
İşte bazen insan çok uzun dönemlerde yıpranıyor. Bazen insan kısa dönemde de yıpranabiliyor. Yıpranınca insan gözlerde bir başka şey arıyor. Bu işte parti organlarını milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, örgüt temsilcileriyle, hatta üyeleriyle, hatta seçmeniyle görürseniz, bakarsanız bakıyor bir temsil ettiği kitle veya içerisinde destek verdiği bir örgüt, işte parti bir değişiklik olması gerektiğine inanmaya başladığı zaman bir değişiklik olması gerektiğine inanmaya evet. başladığı zaman gözler başka bir biçimde görmeye başlıyor. Şimdi eğer benim ağzımdan bir laf almak istiyorsanız, Deniz Baykal özlenen bir noktaya, aranan bir noktaya, hatta ah niye böyle bir süreç yaşandı denilen bir noktaya gelmiş olmalı ki, o şey kelimesini, siyaset adamı akıllı kurnazdır, zekidir. Evet. O başına daha önceleri özenle getirdiği eski veya işte şu dönem genel başkan, işte eski genel başkan tabirini kaldırarak özlemini duyduğu yeni dönemin şekillenebileceği, onu orada tekrar bir rol üstlenmesi gerektiğini anımsatan bir itap şeklini ortaya koyar. Sanıyorum böyle de olabilir. Peki siz Kemal Karataş olarak? Evet. İnsanlara baktığınızda, oraya gelen insanlara baktığınızda, bazıları hariç, insanların gözlerinde gerçekten bir değişim isteyen gördünüz mü? Şimdi bakın, ben size, yani siyaset gözlemcisinin, siyaset adamının ötesinde bir şey söylemek istiyorum. Siyaset adamları havayı koklarlar, duruma göre tavır alırlar, duruma göre rol alırlar veya duruma göre olayı kavrarlar, yerlerini o yerde, o rolün içerisine sokmaya çalışırlar. Ben bunlara bir tarafa bırakıyorum. Yani o sizin söylemek istediğiniz şey, Deniz Baykal'a ilgi CHP'nin içerisine tekrar artmış olması, İşte belediye başkanları, milletvekillerinin, örgüt ilçe başkanlarının daha çok Deniz Baykal sözünü dillendirmesinin ötesinde, benim Deniz Baykal'ın bu 3 günlük İzmir ziyaretinde gözlemlerim halk üzerine oldu. İnanılmaz bir ilgi. Ben Deniz Baykal'ı genel başkanlığı döneminden tanırım. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne girdim, 30 kusur yılı aşmış dönem içerisinde gençlik kollarımdan başlayan hayatımla tanırım Deniz Baykal'ı. Onun benim SHP dönem, SODEP dönemlerinden, işte onun sade bir milletvekili olup sonra genel sekreter olduğunu, sonra partinin genel başkanı olduğu dönemlerini, çeşitli tartışmalı kurultayları yaşadım. Hepsinin içerisinde yer aldım ve Deniz Baykal'ın o şeyi, o devlet adamlığı, o partiyi yönetişi ve ülke sorunlarına çözüm önerileri, müthiş bir itabeti ve müthiş bir ülke sevgisi, ulusal bilinci hep önde olmuştur. Zaman zaman bunlar şeye uğrasa bile, siyasettir bu, işte biri gelir, biri gider falan derken, CHP'nin işte genel başkanları değişir, kadroları değişir, milletvekilleri değişir, belli bir anlayış değişir, daha fazla koparmak için ismi değiştirilmeye çalışılır, yeni sıfatlar takılır. Ama hiç yeni olmaz. Bütün bunlar, bu süreçleri yaşayan hem Cumhuriyet Halk Partisi örgütü, hem ülke seçmenleri, hem Türkiye
bakar ki bir yerlerde iş gitmiyor, bozuluyor, duruyor veya en azından amaçlanan, istenilen şeye ulaşmak, o hedefi yakalamak mümkün olmuyor diye görmeye başlayınca seçmen başlıyor gözler aramaya. Deniz Baykal'a onun için bu üç günlük şey içerisinde vatandaşla, politikacının ötesinde hesap yapan, yer tutmaya çalışan politikacının ötesinde Deniz Baykal'a vatandaşta müthiş bir ilgi vardı. Yani geçmiş dönemleri yaşadığım için söylüyorum. Evet. Vatandaşın içerisinde Deniz Baykal da o kadar daha da bir bilgi adam olmuş. Daha da mütevazi olmuş. Daha da halkla kucaklaşmayı böyle birinci hedef haline getirmiş birisinin inanılmaz halkla diyaloğu vardı. Yolda Deniz Baykal'ı görenler her biri trafiklerin tıkandığını gördüm. Adam duruyor eşiyle arabanın içerisinde illa Deniz Baykal'a bir laf edecek, elini sıkacak, bir fotoğraf çekecek. Düşünebiliyor musunuz? Biz aman ne olur hani lütfen yolu açalım. Şey, Poça sokaklarında mesela. İnanılmaz bir şey. İşte bu böyle Deniz Baykal'ı artık insanlar hem CHP örgütü hem de yurttaş, vatandaş, seçmen Türkiye'de yaşanan olayları da içerisine katarak, ülkenin içerisine sürüklendiği kaosa da bakarak seçmenlerde artık ya bu şey en Deniz Baykal'ın ayrılmasına pişmanlık duyanlar, hatta geçmiş dönemlerde eleştiri koyanlar bugün hayır. Ona sebep olanların bile ben özür dilediklerini görüyorum. Ya, yanlış düşünmüşük, biz hata etmişik, öyle değilmiş bu iş deyip şimdi Deniz Baykal'a gözler çevrilmesi nedenidir. Politikacı da zekidir yani politikacı toplumun şeyi yani nabzı sayılır adam gelmiş ilçe başkanı olmuş belediye mi? Toplumdaki o talebi görüyor, o şeyi kısaltmayı şey yapıyor, daha kısaltıyor yani eski sıfatını kaldırıyor. Ona bir şey gözüyle bakmak evet, istiyor. Ben öyle yorumluyorum. Şimdi şeyden sonra, genel seçimlerden sonra Cumhuriyet Halk Partisi örgütü burada biz başarılıyız dedi. Fakat Ankara'dan Sayın Kılıçdaroğlu hayır dedi. İzmir başarısız olmuştur dedi ki örgüt ortada 8 ilçe kayboldu gitti. Ondan sonra yerel seçimlerden sonra il başkanı milletvekili aday olmak için istifa edince bildiğimiz kadarıyla belli bir ekibin istediği kişi il başkanı olmadı, Ankara'dan bir başka isim zikredildi ve o oldu. Yani buradaki yerel seçimlerdeki o güç diyelim il başkanlığını kaybetti. Evet. İstedikleri insanı getiremedi buraya. Şimdi herhalde çok evet. Daha fazla açıklamaya gerek yok. Sen bana söyle. Acaba sen kendin niye söylüyorsun? Sen gazetecisin. Yok. Bana söyle, politikacıya söyle. Acaba diyorum. Söyle sen de. Acaba diyorum. Evet. Sayın Baykal'a bu kadar ilgi olması İl başkanına neden bizim istediğimiz kişi gelmediğinin tepkisi olabilir mi? Yani bununla ilgili bir soru daha vardı sanırım. O soruya da bakalım. Evet. Ondan sonra yanıtınızı istiyorum lütfen. Nedir soru? Evet. Aziz Kocaoğlu aklı sıra Kılıçdaroğlu'na istediği il başkanını seçtiremediği için abı altından sopa gösterdi. Ne Deniz Baykal bunu yutar ne de Kılıçdaroğlu. Ancak burada olan Aziz Başkan'a olacak ve üstü çizilecek dediydi dersiniz. Çizilecek dediydi dersiniz. Gelelim açılışlara. Aziz Başkan atadığı şube müdürü gibi belediye başkanlarıyla açılış yaptırdı. Buca ve Karşıyaka demiş. Evet, şube müdürleri diyor arkadaş. Tabii Metin Kaya'nın düşüncesi bu. Yani şimdi benim soruma benzer bir şey. Ya, evet. Yani bir ekip gücünü kaybettiğini hissetti. Özellikle il başkanında Ankara'nın istediği birisi olması ya da başka diğer ekiplerin istediği bir kişi olması nedeniyle o yüzden Deniz Baykal'a teveccüh gösterdi gibi bir düşünce var herkeste. Yani taktikler savaşı mı diyorsun? Taktikler savaşı. Yani olabilir. Herkes siyaset bu. Yani o belli öyle düşünmüş olabilir. Ama sizin söylediğiniz çok farklı bir şeydi. Siz halkın gözünde, ben tabii. Üyelerin gözünde, vatandaşın gözünde ben farklı şeyler gördüm dediniz. Evet. Şimdi bu taktikler savaşıyla ilgili diyorsunuz. Ya tabii partilerin, bütün siyasi partilerin çalışan organları var. O organlar içerisinde yer almak isteyen o mücadelede ekipler var. Bunlar doğal, normal. Tabii İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi iktidar. Yani iktidar partisi olunca
şeyde sizi daha çok toplum gözlemliyor. Daha çok dikkatler üzerinize çevriliyor ve daha çok övgüye veya eleştiriye tabi tutuluyorsunuz. Doğru yani İzmir. Hatta Deniz Baykal'ın bir sözü var. Ben gazetelerde gördüm. Belki de bugünkü bir gazetede gördüm. Şey diyor, manşet şuydu. İzmir CHP'nin kalesi değildir diye bir şey gördüm ben. Yani Baykal, ben de oradaydım gazetecinin sorduğu soru. Doğru yani şimdi kale olup yan gelip yatmak kalenin içerisinde keyif çatmak, nasıl olsa bu kale düşmez demek uyarısını Deniz Baykal yapıyorsa... Yani kale değildir derken yapmak istediği bir uyarı var. Tabii bir uyarı var. Şimdi yıllarca kale kale, doğru kaleydi de sırlarda başladı gedikler açılmaya. 8 tane delik açıldı. Doğudan, batıdan, kuzeyden, kalenin güneyinden top atışlarıyla 8 tane gedik açıldı. Milletvekili sayısı da aşağı yukarı neredeyse çok iki tane farkla denk gibi geliyor. Evet. Şimdi hala kale derseniz kalenin içerisinde uyur kalırsınız. Kuşatırlar sizi. Siz kalenin içerisinde bu kale benim diye yan gelip yatarken bakarsınız ki zaptiyeler kaleyi fethetmiş. Yabancı askerler gelmiş kaleyi istila etmiş. Sizi de paldır küldür bir kenara koyarlar, bir müddet idare edersiniz. Şimdi CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, isterseniz ben eski genel başkan diyeyim. Nasıl isterseniz? Deniz Baykal'ın. Siz gönlünüzden geleni söyleyin. Benim gönlüm nasıl olduğunu belli de ben siyaset, şimdi bir televizyon yayını, ben bir doğruları, objektif evet. şeyleri vatandaşa, seçmene aktarmakta zorundayım. Tabii. Şimdi Deniz Baykal'ın böyle bir uyarısı önemli bir uyarı. Yani 8 gedikle ilintili. Tabii yani işte bir gazete sanıyorum Yeni Asır gazetesi. Yani o şeyde İzmir CHP'nin kalesi değildir sözü bir uyarıdır. Yani 8 tane gitmiş. Bu dönemde milletvekilleri daha o bizim milletvekillerinden birer kişiler giderse kale gider. Çoğunluğu kaybederiz. Ben hatırlıyorum o gazetenin içerisinde o şeyler var mıdır? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi diye İzmir zaman zaman söylediğimiz şey çok evveller Demokrat Parti'nin kalesiydi. Evet. Sonra Anavatan Partisi'nin kalesi oldu. Doğru Yol Partisi'nin kalesi oldu. Sonra Sosyal Demokratların CHP'nin kalesi oldu. Sonra DSP'nin bile kalesi oldu. Değil mi? Priştine nereden geldi? Yani değişebilir. Önemli olan o kalenin içinde ve etrafında yaşayan insanlara mutluluk vermek. Onlara hizmet etmek. Onları iyi bir kentte yaşayacak ortamları, koşulları, şartları, imkanları sunabilmek. Sunmazsanız artık çağımızda ne kale kalır, ne sur kalır, yıkılır. Deniz Baykal'ın uyarısı bu, çalışın. Ve doğru kararlar alın uyarısıdır. Doğru tespitler yapın. Ön seçim dedi mesela, gazeteleri sizde de var sanıyorum. Evet. Ön seçim yapılmalıdır diyor. Şimdi partinin talepleri belli. Kamuoyu da etkilendi bundan. Vatandaşlar, evet CHP'de ön seçim yapılmalı. Yapmazsanız başka arayışlara girerseniz işte kalede bir gedik daha açılır. Peki Kemal Karataş ön seçim istiyor mu gerçekten? Elbette. Ama yalana dolana bakın ben onu söyleyeyim size. Bunu Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu İzmir'e geldiğinde söyledi. Evet. Hem de birkaç kez de söyledi. Genel Sekreter geldi söyledi. Başka partinin etkin isimleri geldi, söyledi. Ama nedense hepsi ön seçim olabileceğini söyledi. Ama nedense bir türlü ön seçim yapılacak kararını veremiyorlar. Niye?
başka arayışlar var içerisinde. Şimdi tüzükte arkadan dolanarak işte tüzüğü acaba yönetmelik değişikliğiyle bir merkez yürütme kurulu kararıyla nasıl arkasından dolanırız da onu bir başka biçime getiririz ve bu ön seçim yapar gibi olup yapmamayı kendi işte belli şeyleri kontenjanla merkez adayı olarak gösterebilir miyiz? Zin arayışı hala devam ediyor. Herkesin kafasında karışık. Karışık. Ben burada yaklaşık 30-40'a yakın CHP'li arkadaşımızı konuk ettim. Hepsi de üst düzeyde, yani yönetim kademesinde olan insanlar. Çeşitli yerlerde çalışmış insanlar. Ön seçim istiyorlar büyük bir çoğunlukla. Ön seçim istiyor hepsi de. Fakat nedense kimse de inanamıyor ön seçim olacağına. İşte demek samimi olmuyor. Niye? Burada söylediğinizi gidip Ankara'da yapın kardeşim. Ama genel başkan söyledi. Yapmıyor. Genel başkan bakın. Şimdi bu işleri iyi ince noktasına kadar, yani ben çok partinin çok emek vermiş, bu her şeyin ağzından Z'ye kadar bilen bir kişinin ağzından bir siyasi cümle çıktığı zaman onu iyi analiz eden, iyi tahlil eden birisiyimdir. Mesela Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu İzmir'e geldi, gazeteciler de burada sordular ön seçimle ilgili. Evet, İzmir'de üye ile ön seçim yapılacak dedi. Evet, bizim Deniz arkadaşımız sormuştu, yazı işlerimiz. Ama milletvekillerinin %75'i, değil mi, üye ile belirlenecek deyince iş değişti benim görüşüm. Çünkü %75'i veya 80'i veya 85'ini ön seçimle belirleyeceğiz deyince demek ki AKP usulü bir ön seçim yapılacak. Eğer genel başkan yargı denetiminde bir ön seçim yapacak sözünü söyleseydi tüzükte olduğu gibi %75, %85 değil %5 genel merkezin kota hakkı olabilirdi. %5'in siyasi partiler ve seçim kanununa baktığınızda genel merkez bir ilde daha önceden zaten ilan edecek, seçim kurulabilir. Ben burada ön seçim yapacağım dediği zaman sadece %5 kontenjan hakkını kullanabilir. Bunu söylemedi Sayın Genel Başkan. Neydi? %15+5 %85 üye ile ön seçim yapacağız deyince onun adına yargı denetiminde ön seçim denmez, kendi denetiminde bir temayül yoklaması. Genel merkezde. Yani bir sandık bir koyalım da şu ortaya gelsin şu partiler, kimler istiyorsa bir yazsınlar bakalım, bir görelim demektir o. O gördüğü sonucu kabul eder, etmez, ilan eder, etmez. AKP'de bunlar yapılıyor ya, tabii, AKP'de temayül, sandık koyuyor. Temayülde çıkan kişiler... Hatta o sandığı alıyor, gidiyor Ankara'da açıyor. Diyor ben baktım, siz bana güvenin diyor. Ben baktım sıralamaya diyor, böyle böyle olacak diyor. Ne sonuç ilan ediyor. Olsa da bir sonuç ilan etse bile böyle biz böyle düşünüyoruz diyor. Biz bunu başka yerlere de sorduk. Üye burada yanılmış diyor. O isimler değişiyor, listeler değişiyor. Şimdi, herkese kabul ediyor. Şimdi bizim CHP... Şimdi biz sonuna yaklaştık, biraz daha şey yapalım. Ha, CHP Genel Başkanımız da burada %85 üyeyle ön seçim deyince demek ki yargı denetiminde bir ön seçim değil. O kendi AKP usulü, ben ona diyorum. AKP usulü bir sandık koyup bir temayül yoklaması biçimi... Yaptık işte diyecek. Ön evet, seçim yaptık. Peki, Sayın Kemal Karataş... Ön seçim olursa veyahut da olmazsa, olursa aday olma niyeti var mı? Elbette var. Yani yargı denetiminde ön seçim. Peki yargı denetiminde olmazsa? Hayır. Olmuyor. Ben katakulleye gelmem. Ağzımın payını aldım şeyde. Yerel seçimde. Yerel seçimde. Bak yerel seçimlerde de bize
Ben düşündüm, taşındım, baktım genel başkan, genel merkez ilan etti. Dedi ki, belediye başkan adaylarını çok yoğun bir araştırma, kamuoyu araştırmasıyla, anketlerle ve belli kanaat önderleriyle İzmir'de sorarak kim en yüksek desteği, oyu alırsa, kamuoyu anket yapacağız dedi. Anketlerden bu sonuç kimi çıkarırsa odur aday dedi. Ben kendimi tarttım, ölçtüm, biçtim. Dedim ki kamuoyu, parti beni şey yapar, dikkate alır ve adaylık başvurusunda bulundum. Ve hakikaten iki tane anket yayınlandı İzmir'de. Konak'la ilgili. Ben Konak anketlerin içerisinde ben birinciydim. Evet. Evet. Anketler yayınlandı, gördüm yani şey bu. Hangi araştırma grubu kim ne yaptı bilmiyorum. Benden sonra başka arkadaşlar vardı ya. O aday adayı olarak başvuran insanlar. Hiçbirisine kale alınmadı. Hadi diyelim bir o aday adayların içerisinden birisi yapılsın. Neyse artık bu kişisel şeye girmeyeyim. Hiç ilgisi olmayan, hatta aday bile olmayan son gün birilerinin bir planları, bir entrikaları sonucu aday diye dayatılan birisi Konak Belediye Başkanı aday gösterildi ve o seçildi. Bu yapıyla yani İzmir'de farklı bir güç var. Bir de Ankara'nın yapmak istediği bir şeyler var. Bu şeyle, bu güç gösterisiyle Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere giderse ne olur? Kısaca lütfen. Nasıl Ankara? Yani Ankara, burada bir güç var. Biz burada güçlüyüz. Biz ne istersek o olsun diyor. Bir taraftan da Ankara farklı bir şekilde. Ahenk bozuldu. Ne olur böyle seçime giderse? Olmaz. Kısaca lütfen çünkü Hezimet olur. Gidiş de o. Ya Deniz Baykal'ın uyarıları o aslında. Evet. Hezimet olur. Burada ayrı bir şey, ayrı bir çekişmenin içerisine. Genel merkez onu uzunca bir zamandan beri sürdürüyor zaten. Senin adamın, benim adamım. Yani ben Ankara'dan İzmir'de benim şu adamım olsun diye kamuoyunun bilmediği, bilmem ne yapmadığı adamları gösterirse görünen köy kılavuz istemez. Deniz Baykal'ın uyarılarına dikkat edilmezse bu gerçekleşir. Hepimiz daha geçen gün burada şikayet edildi bir genel başkan yardımcımızda ve milletvekilimizde İzmir'in etkin şeyleri, iş adamları şeyleri CHP'nin başarısızlığından İzmir'de söz ettiler ve milletvekillerini şikayet ettiler. Evet. Kimse oturmuyor burada, yok. Doğru, 2-3 tane milletvekilinin haricinde İzmir'e uğrayan şey yani bunlar. Bu konuda söyleyecek çok şey var herhalde ama tabii sizler herhalde yani, daha sohbet etmeniz gerekiyor. Yani o şimdi evet. Gündemimizde o değil, gündemimiz işte İzmir'de. Evet, İzmir'den bir Baykal geçti ve siz de Baykal'la birlikteydiniz. Son söz olarak şu 3 gün içerisinde gördüklerinizle birlikte Cumhuriyet Halk Partililere ve İzmirlilere neler söylemek istersiniz? Buyurun tekrar evet, size. Evet ama ben şunları konuştuk, tartıştık, siz de bana belli şeyler sıkıştırarak şeyler söyletmeye çalıştınız. Ben de bunları söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gene sağduyu hakimdir. Bir yol açılacaktır. Bu yolu tıkamak isteyenler olabilir. Kendi şeylerini korumak, biraz daha idare etmek için ama hem kamuoyunun isteği, örgütlerin artık bu işin giderliliğini daha önünü açmak için sağduyu hakim olacak ve Cumhuriyet Halk Partisi mutlaka bu ülkenin bir kaosa sürüklenmesini engelleyecek asıl lokomotifin kendisi olduğu inancıyla CHP'de o derlenme, toparlanma gerçekleşecek ve yoluna, rayına oturacaktır diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkürler Sayın Kemal Karataş. Gerçekten güzel bir sohbetti ama yine de siz herhalde söylenmesi gereken bazı şeyleri söylemekte... Bir dahaki sefer diyorsunuz. Bekleyelim, önümüzde önemli şeyler olacak mı diyorsunuz? İnşallah tabii. Evet, sayın seyirciler, Sayın Kemal Karataş'la birlikteydik.
Sayın Deniz Baykal'ın 3 günlük İzmir gezisini değerlendirdik. Gerçekten bu gezinin ne olduğunu, neler söylendi, neler konuşulduğunu kamuoyu oldukça merak ediyordu. Bir de yemek meselesi vardı ama vakit kalmadı. Evet, çok teşekkürler Sayın Karataş. Müsaade sizi bir ön seçimde bir aday olarak karşımızda görürüz tekrar. Size de her şey gönlünüz hayatınızda yeni gün olarak başarılar dilerim. Çok teşekkürler. Gerçekten İzmir'in nabzını tutmayı beceriyorsunuz. Bundan sonra daha canlı aktif şeyler yapacağınıza İzmir adına inanıyorum. Size başarılar diliyorum. Evet, bu övgülere de çok teşekkürler. Evet, yeni günde günden burada sona eriyor. Konumuz Sayın Kemal Karataş'tı. İzmir'in efsane Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlarından birisi. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyoruz ve yeni bir yeni günde günlerde tekrar buluşmak dileğiyle hepinize hoşçakalın.